İyi akşamlar sayın seyirciler. Takım oyunu başlıyor. Son saniyeler yaşanıyor Malatya'da. Evkur Yeni Malatyaspor 2, Galatasaray 0. Gözler hakem Halis Özkahya'da ve son düdüğü çalıyor Özkahya. 3 puan, 2 golle Evkur Yeni Malatyaspor'un oluyor. Şu anda Evkur Yeni Malatyaspor tarafında büyük bir mutluluk var. Teknik direktör Erol Bulut ve ev sahibi takım oyuncuları galibiyeti kutluyorlar. Son 13 maçın 11'inde evlerinde yenilmemişlerdi. Ve bu kez ligin önemli takımı Galatasaray'ı son şampiyonu mağlup ederek büyük moral depoladılar. Ve biz de takım oyununa başlıyoruz. Erman Toroğlu, İlker Yağcıoğlu ve Levent Tüzemen'le birlikteyiz. Levent Tüzemen, sizle başlayalım. 2-0'lık net bir galibiyet. İlk gol Donald'dan geldi. İlk yarı 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ev sahibi takımın. İkinci yarıda 66. dakikada Adem Büyük penaltıdan farkı 2'ye çıkarttı. Galatasaray ilginç bir 11 ile sahaya çıktı. İlginç oyuncu değişiklikleri var. Eksik bir Galatasaray da var. Levent Tüzemen nasıl değerlendirecek sıcağı sıcağına biten maçı? Vallahi Schalke maçından sonra hocaya sordum. Galatasaray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir demiştiniz dedim. Doğru dedi. Şimdi Malatya takımını hepimiz geçen sene Erol Bulut'la ne oynadığını biliyoruz. Herkese bunu oynuyorlar. Yaslanıyorlar, kontratağı iyi hızlı çıkıyorlar. Sıkıştıkları anda da bu Tayyip'e uzun oynuyorlar. Bu çok basit bir oyun tarzı yani ve bilinen bir oyun tarzı. Galatasaray hep böyle kapanan takımlara karşı kilidi ada açamadığı sürece kaybetmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Mahkum kalacaktır. Ki aynısı Lokomotiv Moskova yenerlerken Malatya gibi oynamışlar ve kazanmışlardı. Şimdi burada Fatih Terim'in bu maçtan sonra artık kendisiyle yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir defa Ozan Kabak'la. Üçüncü penaltıyı yaptı. Demek ki genç, yetenekli bir oyuncu ama kontrolsüz bir oyuncu. Üçüncü ligde penaltı. En çok penaltı Kasımpaşa, yaptıran oyuncu. Bursa Spor, Malatya Spor. Şimdi bu tür hatalar var. Ha olur dersen nereye kadar olur? Genç stoperlerde hep olan bir problem. Kasımpaşa maçında 3-0'dan sonra oldu. 3-0'dan sonra oldu. Bursa maçında mağlup duruma düştü. Burada kritik giderken maç penaltı yaptı. Ve hoca dedi ki kendisine, topa kontrolsüz girme dedim. Penaltı olabilir ama rakip topa vurduktan sonra adama giriyorsun. Bu yanlış dedi. Çektikten sonra adama girmemesi lazım. Adem Büyük geçecek. İkincisi Sinan Gümüş ortada yok. Maçtan çıkarken Schalke maçından sonra öfke yaptı. Hücumda yok. Savunmada yok. Pas vermekte yok. Gol vuruşu hiç yok. Havada yok. Havada yok. Gelir Rodriguez Galatasaray'da sözleşme imza attığından beri ortada yok. Uzattığından bu böyle bir klasik yani, var hayatta ya. Çok ilginçtir. Türkiye'deki futbolcular sözleşme uzattı mı böyle bir ay tatil yapıyorlar sanki. Uzatmayacaksın o zaman. Yani hocam yani. Hani vardı ekstra uzattılar. Şey uzatmadılar pardon. Zam yaptılar. Evet. Zam yaptıktan sonra geri Rodriguez böyle oldu. Bir de ben şuna şaşırıyorum. Oyunun birinci bölümünü gerçekten izlerken iki tarafında pozisyonu. Bu Tayyip'in bir oyunun başında kaçırdığı bir pozisyon var. Vurdu kenarda. O günden beri iki tarafında pozisyonu yok. Peki Belhanda oyundan çıktı. Belhanda oyundan çıktıktan sonra defansif anlamdaki kurguyu niye bozuyorsun? Ahmet Çalık şeyde Galatasaray kulübesinde kombine almış durumda ya. Orada oturuyor maçları seyrediyor. Kombine aldı orada. Yani kombinesinden vazgeçip oyunu alıyor sonuncu Burak. Ben oradan izleyeyim diyor Galatasaray takımı. Sağdan izlemeyeyim diyor. Sağa girdi. O kurgu bozuldu. Rakibe topu kaptırdı. Geldi pozisyon gol oldu. Çünkü Malatya gibi takıma ancak golü bulursan farkı bulabilirsin. Golü yersen kapanan takıma karşı pozisyon üretmekte gerçekten zorlanırsın sevgili. Abi Serkan, orta sahaya alabileceği kimse var mıydı kulübede? Bilmiyorum. Liste yok önümde de. Orta sahaya Belhanda'nın yerine kimi koyabilirdi? Belhanda'nın yerine bana sorsan oynatmıştı daha evvelden. Sinan'ı forvet arkası oynattı. Muğdat'ı öne alacaktı. Zaten Muğdat'ın önde yapacağı baskı Schalke maçında oyuna girdikten sonra o yaptığı koşular taraftarı bile coşturdu. Rakibin bir an evvel topu ayağından çıkarması için atak yapmasına neden oldu. Yani bu oyuncuyu alırsın önce bir denersin. Maç 0-0 gidiyor. Niye bozuyorsun defansif kurguyu? Sonra kazanman gerekirse yaparsın. Fatih Hoca'nın buradaki en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Bir de ben şunu söylüyorum. Ya yan tarafta oturuyorsunuz siz Hasan Şaş'la, Ümit Davala. Sizin göreviniz sadece teknik kadro olarak takıma çalışma yaptırmak değil ya. Biraz akıl da üretin ya. Akıl da üretin. Varsa bir yerde bir yanlış. Hoca bu girmesin, bu girsin deyin ya. Ya bunu üretemiyor musunuz? Ya bu bir ekip işidir ya. Yani onu söylüyorlar ya mı söylemiyorlar mı bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben söylediklerine inanmıyorum bu işi. Şey söylenin olabilir ya. Her şeyi hoca düşünemeyebilir Fatih Hoca.
Ya herkes her şeyi düşünemeyebilir. Bir yerde çıkış yolu arıyordur. Şunu diyebilir ya. Hasan top oynamış, Ümit Davul olmuş, bu ülkenin en önemli başarılarına imza atmış, kupaları kazandırmış. İnanın bana Donk'un öne çıkıp Hasan Çalın'ın oraya koyması, ben teknik adam olsam yapmayacağım ilk harekettir ya. Hiç bilmiyorsan Maicon'u koyarsın o zaman ya. En azından defansif bilgisi var. Sana kafa toplarında, kornerlerde gider, ön direkte kafa vurur, gol yapma şansı yüksektir diye düşünüyorum. Ama sonuçta... Maicon da yedek değil mi? Tabii Maicon da yedek. Yani oynatmadı, kızdın tamam da Maicon'u ön tarafa belki forvet diye kullanırdın. Ya bu olacak şey değil ki. Yani doğru hamleyi yapmadığın zaman bir söz vardır. İlk iliği kaçırdın mı düğmeleri ilikleyemezsin diye. Yani sen şeyi hatalı buluyorsun, anladım. Ahmet Çalık girmemeliydi. Ahmet Çalık yanlış. Haftalardan beri oynamıyor. Ya da işte oynamıyor. Ahmet Çalık gir... Evet anladım. Takım İlker'cim sen antrenörlük yaptın. Hiç sezon başından beri takımla birlikte olmayan bir oyuncuyu direkt bu maçta koyar mısın ya? Böyle bir şey var mı? O zaman Maicon oynatırsın. Veya ben daha doğru söylüyorum, defansı değiştirmem. Sonuçta Galatasaray oyuncuların bir tek yönünü eleştirdim. Sana da gösterdim yazıda. Golden sonraki yaptıkları baskıyı, coşkuyu oyunun başında yapsalar, yapacaklarsa o zaman. Aslında daha diriyken. Bence gecenin özeti o. Evet, yani ilk 2-0'a kadar, 2-0'a kadar Galatasaray takımının hani çok böyle bir oyun ya. Evet. Ya da 1-0 diyelim. Evet, yani golü yiyene kadar böyle çok tempoyu yükseltmediği, rakibe baskı yapmadığı. Malatya Spor'un da işine geldi. Onlar da geriye çekildi. Bekliyordu. Bravo. Zaten. Kontra atakla rakip kaleye gitmek adamların oyun planıydı. Bunlara da tabii ki saygı duymak lazım. Madem öyle bir baskı yapabiliyorsun, daha önce yapsaydın. Yani o baskı Galatasaray'a maçı kazandıracak bir baskıydı. Bunu son 30 dakikada yapabiliyorsan baştan da yapmayı denemeliydin diye düşünüyorum. Tabii bir de abi elinde adam kalmadı. Yani Lines Mariano ile sağ tarafta başlıyorsun. Şimdi Mariano da gitti. Belhan da sakatlandı. Hoca dedi ya maçtan önce Samuray getirdik, o bile sakatlandı dedi. Yani Samuraylar sakatlanmaz ya kolay kolay. Dolayısıyla da Galatasaray hak ettiği bir mağlubiyet aldı bence. O kadar. Evet Erman Hocam. Galatasaray'ın hak ettiği bir mağlubiyet aldığı konusunda tahminen hepimiz hemfikiriz. Bunu tartışmıyoruz zaten. Buyurun hocam, siz de diyeceksiniz. Devre arasında yaptığımız yorum hatırlıyor musun? Söyle bakayım. Ozan tamam iyi hoş da biraz kontrolsüz ve riskli hareketler yapıyor. Doğru. Yani bu risk alıyor. İki penaltı yaptırmıştı zaten biliyorduk. Üçüncüyü de yaptırdı. Ve Galatasaray tam böyle beraberliği ateşli bir şekilde ararken 2-0 oldu. Yalnız o mu? Böyle, tabii yalnız o değil. Yani orta sahada bir Selçuk İnan gerçeği var. Onun hakkında ne düşündüğünü de merak ediyorum. Hocam başlamadan bir şey söyleyeyim mi? Mesela son bölümü Saffet'le izledik biliyorsun. O da stoperdi, o bölgenin adamı. O da aynı şeyi söylüyor. Çok hızlı gidiyor adamın üstüne abi diyor. Yani bunu biraz geliştirmesi genç lazım. Tabii yani. Genç tabii ama. İşte o yüzden genç yaşta stoper olmuyor. Bam diye gidiyor, atlıyor. Biraz dengeli gitmesi lazım diye o da söylemişti. O yüzden 23-24 yaşında büyük takımların stoperleri oluyor. Yine. Çok nadir istisnalar, kaydıyı bozmaz. Çok nadir Varanlar, işte ne bileyim Rio Ferdinandlar 19-20 yaşında giriyorlar. Evet. Çok çok nadirdir ki o. Onlarda da o dağınıklık. Bir de Erman Toroğlu var öyle genç yaşta stoper giren. Yok, 20 yaş mıydı? Ben geç oynadım 20 yaşta. 20 yaşında oynadım. Bizim yediğimiz gol oranı çok azdı abi. Ne forvetler vardı bizde. Fener'de Cemil, Galatasaray'da Küçük Mehmet, Büyük Mehmet, Gökmen. Yani ne forvetler vardı. Bizim yediğimiz gol ortalaması herhalde 13 filandı. Levent getirdi bir iki sene. Gol ortalamamızı. Bir de hocalarınki... Öyle kolay değil hoca abi. Hoca da 34 maçın yani hesabını yaparsam 34'ünü de oynamış. Şimdi bakın. Abi. Yani. Adem Büyük. Adem Büyük ne tarafa çalım atıyor? Bir düşünün ya. Adem Büyük topu ayağına alınca ne yapıyor? Çekiyor. Mesela, çekmeyi çok seviyor. Bizim zamanımızın futbolcuları mesela. Çekmeyi sever. Cemil Fenerli. Sprint çok iyi. Çıkış mükemmel. Takip etmezsen yandın. Takip et 5 metre sonra yakalarsın. İlk çıkış patlamayı. Patlaması inanılmaz. Sonrası yok. Evet. Şimdi yani her futbolcu mesela diyelim ki Mustafa Denizli mutlak dışarı dönecek. Mutlak dışarı dönecek. Yani orta aç. Mutlak içeri gösterecek, dışarı dönecek. Yolla içeriye, dışarıdan kes cezaları dışında. İçinde yakalarsa bayıldır. Bir. Şimdi Adem Büyük ne yapıyor? Ya Adem Büyük çalım şekli. Şu ayağı kesmeyi Adem Büyük hep yapıyor. Evet. Gidiyor, dık diye çekiyor, kesiyor. Aynen. Ya bu gidiyor. Bunu bilecek bir stoper, sağ bek, defans oynayan adam. Lan bunu yaparsa diye ona göre gideceksin. Yaptı mı bile ayağınla topu alacaksın. Aynen öyle. Bak penaltı yapmadığın gibi. Bir de topu alacaksın, adam sana hasta olacak. Bu ne? Çalışacaksın. Televizyonlar var artık eskisi gibi değil ki. Adam ne yapıyor? Çalışacaksın. Peki, şimdi ben size bir soru yöneteceğim.
Çok zor değil. Malatya teknik direktörüne sorsak. Arkadaş gel buraya. Bu sahaya çıkan Galatasaray takımından kaç kişiyi senin takımına alırsın? Buyurun bakın. Baştan başlayalım. İyaller. Kaleci hariç. Kaleci zaten alır. Tabii ya, yani kimleri alırsınız abi? Yazın Allah aşkına bana. Bir yere geleceğim. Hocam NDI'ye. Serkan baktı. 50 milyon avro. 50 milyon euro. Malatya'nın. 10 milyon avro. 10 milyon euro. Malatya teknik direktörü olsanız Galatasaray'dan 5 futbolcu alırsınız. Vay. Hocam esas iş burada. Bir dakika, ben Malatya'dan da daha çok alabilir yani insan. Malatya'dan kaç oyuncu alır diye bir sor hocam bize. Sadık. Galatasaray olsaydı. Banko mesela, Sadık. Bir defa Sadık, evet. Doğru. Bak Sadık'ı alırım. Gilerli'yi kesin alırım. Orta sahasındaki Arjantinli'yi kesin alırım. Donald en azından gol atabiliyor. Hayır. Esasında santrforları. Alexis var. Alexis'i alırım. Alexis, yedekten giren Alexis'i alırım. Alexis ama Alexis şey iyi oyuncu. Ben ya hala Butayip de yani Butayip, Sinan'ın Butayip tepesindeki klavyer. Butayip alırım. Herhalde alır. Santrfor yani. Olarak mukayese edilmez ikisi. Bir de bunlarda bugün cezalı olan bir stoperleri var. Bakın. Mina mı? Mina. Mina'ydı. Bakın nereye geldim. Evet. Ya nereye geleceğim. Evet. Size dedim ya sezon başında bu sene lig acayip olacak. Evet. Tuhaf bir lig olacak dedim ben. Hocam hiçbir takım artık yok öyle bir şey. Bak Galatasaray'dan 5 kişi alıp Malatya'dan 6 kişi alıp Galatasaray'a koyuyorsun. Eskiden bir oyuncuyu zor söylerdi. Eskiden imkan yok ya. Tabii bir oyuncuyu derdin ki hani bunu alırım diye. İki çıkardı mesela. Bu neyi gösteriyor? Bu neyi gösteriyor? Galatasaray'ın 50 milyon lira, 50 milyon euro öderken paraları nereye verdiğini gösteriyor. Evet. Galatasaray'ın doğru mu gitti paralar? Harbiden mi verildi? Bilmiyoruz tabii onu. Nerelere para verildi? Rakiplerin de paraları nereye harcadığı gözüküyor hocam. Aynen hocam. Bu kadar basit ya. Güç şeyi farkı kapandı. Peki bunun etkisi nerede? Peki bu nereden oldu? Nereden oldu biliyor musunuz? Hakemlerden oldu. Biz kızıyoruz hakemleri falan ama bunlar eskiye göre hocam bayağı gene şey çalıyorlar, bakma sen. Ya bundan 15 sene evvel başka çalıyorlardı. Hele şimdi var filan da var ya, hiç kımıldama şansları yok. Bak nereden nereye geliyoruz. Ama bu doğru. Bak bu doğru. Öyle Başakşehir'e filan yedirmezlerdi lig liderliğini böyle 10. haftada filan. Başakşehir garantiledi değil mi haftayı lider kapattı? Garantiledi. Tabii Kasımpaşa oynadı, Galatasaray oynadı, Antalya oynadı, bence. Galatasaray 3. Tabii şeyin altına düştü. Türkiye'de evet, bu sistem değiştiği zaman altında. O zaman biz bir yere varacağız. Hocam, şimdi duyuyorum Fenerbahçe 1305 yılında 3 şampiyonluk olmuş, Beşiktaş'ta 1285'te şampiyon olmuş 3 defa filan. Şimdi onlar istiyorlar. Neleri kovalıyoruz abi? Ya yıldız almak için neleri kovalıyoruz? Ya bırakın abi, yeniye gelin. Yani bundan 30 sene evvelki şampiyonluktan bana ne ya? Son 10 yıla bakın. Son 5 yıla göre paraları dağıtın. Öyle mi? Son 5 yılda kim ilk 5'te en fazla parayı o alsın. Mesela 3'te 1'ini başlar başlamaz dağıt. Değil tabii. Mi? 3'te 1'ini performansa göre dağıt. Tabii. Ondan sonra 3'te 1'ini de izlenebilirlik oranına göre dağıtıyorlar, evet. Şeyde İngiltere'de. Değil mi? Bildiğim kadarıyla öyle. Maçlar ne kadar çok izleniyorsa ona göre dağıtıyorlar. Ya orada değişik bir uygulama var. Hani sen 20 kere şampiyon oldun, al 20 milyon TL demiyorlar sana. Orada öyle bir uygulama yok. Ya değişeceğiz hocam. Biraz geç oluyor ama oluyor. Buyurun. Bu Rodriguez neden bu kadar geri gitti sence hocam? Hocam. Zam aldı, bir daha da oynamadı. Hocam Rodriguez'in zamla ilgisi yok. Rodriguez tek başına kaldı, ne yapsın adam? Rodriguez'e yardım eden var mı? Rodriguez'e var. Topu atıyorsun, karşısına en az 2 kişi geliyor. Hatta 3 geliyor. Çünkü Rodriguez'i teke tek bırakırsan atıyor geçiyor. Döndürüp geçiyor. 2 kişi geldi mi adam geçiyor. 3 geldi mi hiç geçemiyor. Zaten o özelliği yok da. Bak Şalke Marke bire bir de geçemiyor ya. Bire bir de geçemiyor. Şimdi bu ara kötü hocam ya. Pas da veremiyor yani, yanındakine. Hiçbir yanına şey yapmıyor. Yanına gelemiyorlar. Yanına yardıma da gelemiyorlar. Yani biraz saklasın topu. Hocam birkaç pozisyonda yani. Şut çekmeyi tercih etti. Önünde 3 tane Malatyalı varken yanında, solunda, sağında hep boş insanlar vardı. Ben şuna da bakıyorum. Galatasaray takımında bu kadar sakat varsa bunun sorumluluğu Fatih Terim'dir. Belhanda'ya ne oldu ya? Ben onu bilmiyorum. Ya bir açıklama geldi. Tansiyonla ilgili. Gözüm kararıyor demiş. Allah Allah. Tansiyon baktılar zaten kulübe. Öyle öyle. Hocam şimdi burada yabancı bak, bugün Fatih Terim bütün yabancıları getirdi. Sen orada da güzel bir şey söyledin. Doğru diyor, söyledin. Şimdi Nagata mı
şanssız bir şey. Emre Akbaba şanssız bir sakatlık. Onlara bir şey demiyorum. Evet, onlar, Fernando, evet. Fegoli, Onyekuru, Eren Derdi yok. Bunlar darbesi sakatlıklar. Ben bunu anlatamazlar hocam. Bunları Fatih'in bunlarla yapacak bir şey yok. Çizginin dışındaki hayat senin hayatın hocam. Ben senin hayatına hocam karışamam. Hocam yıllarca popiş popiş denildi hatırlarsınız. Evet, evet. Ben evet. O zaman başka televizyondaydım. Dedim ki kardeşim bu popiş denen olayı, ben dedim Arda'nın olayını bilmem. Arda'nın olayı vardı o zaman. Bakın dedi bu popiş olayıyla ben yakalandım. Ben yakalandım. Niye yakalandığımı da biliyorum. Niye yakalandığımı söyledim. Fazla önce hayatı, seks hayatı, kendine bakmama. Çok net söyledim ya bunu. Yeterli, çok dinlenme. Doğal bir şey bu. Uyumam. Yani kendime bakmadım. Ve öyle bir şey ki koşuyorsun. Yürü lan diyorlar sahtekarlık yapma sende bir şey yok. Abi %70 koşuyorsun, 75 koşuyorsun, 90'a çıkamıyorsun ya. Vermiyor 90'a. Bir yıl çektim, Romanya'dan iğne getirdiler. Bir hormon iğnesi gibi bir iğneymiş. Böyle şöyle iğneler hocam, kasayı sok, açıyorsun. Sok. Var ya tendir diyordu sürüyor. Baba buradan çıkarıyor, buraya sokuyor. Evet. Ses geliyor gacur gucur. Buradan çıkıyor, buraya sokuyor. O iğneler yapıldı 3-4 ama öyle kurtardım kendime bakarak. Kendime bakmamaktan oldu bu. İşte tabii hocam. Ben bunu söyledim de sonra Arda beni mahkemeye falan da verdi bu konuda ki ben onu çok net söyledim. Kendime söyledim. Onunkini bilmem çünkü doktor onunkini biliyor. Ben bilmiyorum onunkinin ne olduğunu. Ama kasık sakatlıklarının %90'ı. Sonra hiç kasık sakatlığı geçirdi mi Arda Atletico Madrid'de falan? Yok. Geçirmez. Atletico'da çok da göre. Çok ya iyi ya. Atletico'da iyi oynadı. Atletico'da iyi oynadı. Sonra bir sakatlandı, finali oynayamadı. Yani düşünün abi bu iş o kadar basit ya. Hocam futbolcu kendine bakacak, baktı mı? Ya de. İlker darbeden de korunuyorsun kendine bakarsan. Adam tekmeyi gösterirse zıplayıp atlayıp takla atıp kurtarıyorsun. Kendine bakmamışsan zıplayıp atlıyorsun kolun altında kalıyor gidiyor. Kolun kırılıyor. Bak kendine bakmanın türlü şeyleri var. Niye Avrupa'da topçular o kadar sakatlanmıyorlar? Tempoyu görmüyor musunuz abi İngiltere'de Almanya'da? Aynen. Adam öldürüyorlar ya. Hocam cuma günü foto maçları yazıda şunu dedim. Bunların hiçbir tanesi asgari ücret almıyor hocam dedim ya. Bu kadar büyük kazanan oyuncuların böyle profesyonel yaşamaları doğru değil. Sizin dediğiniz gibi. Adam gibi yaşayacaksınız kardeşim. Eğer darbeye dayalı sakatlık varsa saygı duyuyorum. Al bir kafa yersin, tekme yersin tamam kanama olur falan. Ama koşarken yürürken adelem derse olmaz. Adele atması, kasın, yok ben. Tabii, evet, hikaye. Hepsi kasın. Mesela Aziz kasıktan gitti. Ya böyle hikaye. Şeyler hocanın dediği gibi. Hikaye. Özel hayatına dikkat edeceksin. Dışarıda da bu işin birer futbolculuğunu unutmayacaksın. Bu bir gerçek ya. Hoca da en son Schalke maçında söyledi. Ben mi anlatacağım bunlara dedi. Abi Alex geldi Türkiye'ye. Kaç maç oynadı bilmiyorum ya. Alex'in ben sakatlandığını pek hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum biliyor musun? Alex her maç oynuyordu abi. İşte söylüyorum abi. Evet. Alex'in sakatlandığını. Hacı'nın sakatlandığını hatırlıyor musunuz? Evet ama nadir ikisi de çok nadir. Bir tek Denizli'de Johnson'un şeyi geldi. Vidası battı. Oyundan abi çıktı olur. O kadar. Bravo abi hocam. Olur. Onun dışında sakatlanmadı. Bunlar bize niye bunlar? Evet. Bunlar uzaydan mı geliyor? Değil. Evet. Kendilerine bakıyorlar ya fıt. Futbolu. 37 yaşında Süper Lig'de oynuyordum ben. Evet sizin dönem 37 için. 37 mi? Benim dönemim için inanılmaz bir dönemdi. 32-33'te. Valla. Ben de 30'da bıraktım. Ben 37 hocam. 32-33'te bırakılırdı evet. O dönemler. 33'te bıraktı Cemil abi. Şimdiki ama şeyler olsa şartlar 39'a gidermişim yani. Cemil abiye kadar gitmemeliydim bence. Yani o jenerasyon hayır, farklı. Hayır anlatamadım. O bile diyorum mesela yani. Yok bakmışlar yani. Onlar ya ki o zaman 30... o dönemde...